anlatacağım. Sizi şimdi tuzlu suyun elektriği iletir mi iletmeyeceğini göreceğiz. Şimdi alçak gerilim güç kaynağımız var. İki tane elektrotumuz var. Bir de pergolasımız, iki tane bağlantı kablomuz, bir de ampulümüz var. Bağlantı kabloları bir eksileri eksiye, artıları artıya. Şimdi iki tane elektrotu tuzlu suyun içine koyduk. Ampulümüz zaten yerinde. Şimdi kadememizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci kademede yanmadı ama üçüncü kademe götürelim. Yandı. Ve şimdi burada tuzlu suyun elektriği ilettiğini gördük. Şimdi şekerli suyu getirdim. Bakalım şimdi şekerli suda elektriği iletiyor mu iletmiyor mu? Bunu öğreneceğiz. Her zamanki gibi zaten bağlantı kablolarımız bağlı. Ampulümüz ışık vermiyor. Şimdi kadememizi açalım. Gördüğünüz gibi şekerli su elektriği iletmiyor. Nikola'ya getirdim. Bakalım elektriği iletiyor mu, iletmiyor mu? Zaten gördüğünüz gibi yine eski malzemelerimiz. Kademimizi açıyoruz. Maalesef ampulümüz yanmadı. Kola şekerli olduğu için elektrik akımı iletmez. Şimdi ayran getirdim. Bakalım ayran da elektriği iletiyor mu, iletmiyor mu? Gördüğünüz gibi bağlantı kablolarım bağlı. Ampulüm ışık vermiyor. Şimdi kademimizi açalım. Evet, gördüğünüz gibi ayran da elektriği iletiyormuş ve çünkü ayran da tuzlu olduğu için iletiyor ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi zeytinyağını getirdim. Bakalım zeytinyağı da elektriği iletiyor mu, iletmiyor mu? Şimdi deneyeceğiz. Kademimizi açıyoruz. Maalesef ampulümüz yanmadı. O zaman zeytinyağı ne yapmıyor? Elektriği iletmiyor. Alkışlayalım arkadaşımızı.